Merhaba arkadaşlar, inşallah beni özlemişsinizdir, ben sizleri özledim. Uzun bir ara verdik videolara. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi borsalardaki gelişmeleri anlamaya çalıştım. Çünkü ben aslında yatırımcılık hayatına başladığımdan beri dünya uzun bir boğa pazarı içerisindeydi. Oysa ayı pazarına geçtik ve ayı pazarına geçtiğimizde gördüm ki benim bilgim yeterli değil. Bu dönemde kendimi geliştirdim. Ayı pazarında yatırım nasıl yapılır? Ayı pazarında teknik analiz nasıl çalışır? Ayı pazarında hisse senedi seçimi nasıl yapılır? Bu konulara kafa yordum ve bu yeni öğrendiklerimi test ettim. Bizim Haddini Aş kulübü üyelerinin dahil olduğu bir WhatsApp grubu var. Orada aşağı yukarı bir aydır yeniden analizlere başladık ve çok iyi sonuçlar aldık. Öğrendiklerimin sonuç getirdiğini gördüm. Ayı pazarı meselesini iyi kavradım, anladım. O yüzden geri dönmek istediğim sebeplerden bir tanesi bu. Çünkü hatırlarsanız en son bir Bitcoin 60 bin dolara gidecek demiştim Haziran ayı için. Ama bu bir geçici zıplama olacak demiştim. Olmadı, tam tersi. O ay Bitcoin çok sert düştü ve orada anladım ki benim analiz tekniklerinde bir yerlerde bir hatalar var. İnsanın öğrenmesi, kendi gelişmesi çok önemli. Ben de bu çerçevede yeni şeyler öğrendim. Buradan biraz uzak kalmamın ikinci nedeni de biraz kararsızlıklar çektim. Ben bir yandan YouTube, bir yandan podcast, bir yandan yazı üretiyorum. Çok içerik üretimi var. Bir yandan da eğitim ve danışmanlık hizmetlerim sürüyor. Hangi kanalda ne yapmalıyım? Bu konuda biraz kafam karıştı. O da netleşti. Bundan sonra YouTube kanalında iyice teknolojiye ve yatırımlara odaklanıyor olacağız. Girişimcilik ve kişisel gelişim meselesi ise podcast kanalına izleyebilirsiniz. Podcast kanalına linkini aşağı bırakıyorum. Orada sadece dinleyeceksiniz beni, burada beni görebileceksiniz de. Orada kişisel gelişim, kariyer üzerine duracağız. Burada ise yatırım, teknoloji üzerine duruyor olacağız. Biliyorsunuz ben bir Nasdaq delisiyim. Kripto paraları seviyorum. Bir yandan da Amerika'daki teknolojik gelişmeleri, dünyadaki teknolojik gelişmeleri çok yakından izlemeyi seviyorum. Bütün onlarla ilgili bildiklerimi burada paylaşacağım. Böylece kafamda bu stratejide netleşmiş oldu. Üçüncü bir ara verme sebebim de size biraz komik gelecek ama ben nefes alamıyordum. Ben çok uzun bir grip yaşadım. Yani akıl almaz bir şey. Aşağı yukarı 1,5-2 ay sürdü. Covid de olmadım. Test de yaptık. Hep negatif çıktık ama sürekli griptim. Artık bu bir Covid ama testlerde mi çıkmıyor onu bilmiyorum ama bu kadar sürünlü bir dönem olduğunu hatırlamıyorum. Bakın dikkat edin, sesim hala bile tam kendine gelmiş değil. O halde de video yapamıyordum. Bir de işte biz Haziran Temmuz'da genelde yazlıkta oluyoruz. Orada zaten imkanlar da biraz daha dar. O yüzden de biraz ara vermiştim ama şimdi stüdyoma döndüm, ofisime döndüm. Üstelik yeni ekipmanlar da aldım. Dışarıdan da videolar yapacağız yakında. Bu nedenle aranıza tekrar dönmek istedim. Ben sizi çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Salı, Perşembe ve Pazarları mümkün olduğunca bozmadan kısa videolarla beraber olacağız. Böyle çok videoları falan editlemek istemiyorum. Daha teknik bilgiler üzerinde duracağız. Sizleri hem teknolojik gelişmeler konusunda hem bunların yarattığı yatırım fırsatları konusunda sürekli güncel tutmaya çalışacağım. Bir yandan da zaman zaman borsalara da biraz bakacağız. Ben bir teknik analizci değilim ama bu dönemde ayı pazarlarında teknik analiz çok önemli. Onun değerini gördüm. O yüzden zaman zaman borsalarla ilgili bazı teknik analizleri de sunuyor olacağım. Evet, durum böyle. Ben sizleri çok özledim. Siz de beni özlemişseniz Salı, Perşembe ve Pazar günleri beraber zaman zaman konuklarımız da olacak. Sizlere harika içerikler aktaracağımızı umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, merhaba tekrar.